bu dersimizde şu cümlenin tahlilini yapacağız. Efrat ve enva arasında budu mutlak ile beraber tevafuku mutlak var. Şu alemdeki fetler ve nevler arasında bir tevafuk yani bir benzerlik var. Mesela bir elma ağacı diğer elma ağaçlarına benzer yaprakları, çiçekleri ve meyveleri birbirinin aynıdır. Bu fertler arasındaki benzerliktir. Elma ağacı diğer ağaçlara birebir benzemez. Ancak temel uzuvlarda bir tevafuk var. Hepsinin kökü, dalları, yaprak, çiçek ve meyveleri var. Bu nevler arasındaki benzerliktir. Yine bir leylek diğer leyleklerle aynıdır. Bu kuşu nerede görseniz bu leylektir dersiniz. Bu fertler arasındaki tevafuktur. Leylek diğer kuşlara birebir benzemez. Ancak temel uzuvlarda bir benzerlik var. Hepsinin kanadı, gözü, ayağı, gagası ve birbirine benzeyen azaları var. İşte bu nevler arasındaki tevafuktur yine bir gül diğer güllerle aynıdır. Bu çiçeği nerede görseniz bu güldür dersiniz. Bütün güller birbirine benzer. Bu fertler arasındaki tevafuktur. Gül diğer çiçeklerle birebir benzemez. Ancak temel da bir benzerlik var. Hepsinde bir sap, yaprak ve çiçekler var. Bu nevler arasındaki benzerliktir. Peki fertler ve nevler arasındaki benzerlik neyi ispat eder? Fertler ve nevler arasındaki benzerlik üzerlerinde işleyen kalemin vahdetini yani tek bir elden çıktıklarını ispat eder. Demek hepsinde aynı kudret kalemi işlemiş. Eğer başka bir el karışsaydı bu benzerlik olmazdı. Birlik ancak tek bir elden çıkabilir. Başka eller karışsa karışıklık olur. İşte birbirine benzeyen bütün fertler ve nevler bu benzerliğin lisanı haliyle Allah'ın birliğine şehadet eder. Şimdi bu hakikati, budu mutlak içinde düşünelim. Budu mutlak sonsuz uzaklık demektir bununla yeryüzünün genişliği ve eşyanın birbirine olan uzaklığı kastedilmiş mesela bize en uzak olan ülke Yeni Zelanda bizim bahçemizde olan bir çiçekle Yeni Zelanda'da olan çiçek arasında bir benzerlik var eğer aynı cins isele birebir benziyorlar. Farklı cins isele temel uzuvlar cihetiyle benziyorlar. Peki bu uzaklık içindeki benzerlik neyi ispat eder? Şunu ispat eder. Bu eşyanın yaratıcısı olan Allah zatıyla hiçbir yerde olmadığı halde isim ve sıfatlarıyla her yerdedir. Allah'ın yaratmasında bir iş bir işe mani olmaz. Bütün eşyayı aynı anda son derece kolaylıkla icat eder. Allah için uzak yakın, küçük büyük, zor kolay gibi hiçbir mefhum yoktur. Her şey kudretine müsavidir. Bir tevhid dersi yaptık. Cenab-ı Hak cümlemizi tevhidin hakikatine ulaştırsın. Allah'a emanet olun.